Biliyorsunuz biz One Minute ile başladık 2009 yılında sonra Mavi Marmara e, gemisi e, Akdeniz'de İsrail'in e, yapmış olduğu operasyon nedeniyle 9 vatandaşımızı kaybettik. Ve akabinde ilişkiler gerildi, ilişkilerimiz, büyükelçiler çekildi ve ikinci katip seviyesine düşürüldü ilişkilerimiz, diplomatik ilişkilerimiz. İsrail ile ilişkilerde üç tane şarttan bahsettik. Bu şartlar Türkiye'nin şartlarıydı. Neydi? Özür. Dilendiği söyleniyor. Biz bir yazılı metin görmedik. Herhangi bir yerde yayınlanmadı. İkincisi tazminat konusuydu. Mavi Marmara'da hayatını kaybeden vatandaşlarımızın akrabalarına tazminat ödenmesi konusuydu. Bunda bir anlaşma sağlandığı anlaşılıyor. Üçüncü konu ve en önemli konu siyasi iktidarın dilinden düşürmediği her zaman gündeme getirdiği ve iç politika malzemesi yaptığı Gazze'ye ablukanın kaldırılması konusu. Gazze'ye ablukanın kaldırılması konusu terminolojik olarak sıkıntı içeriyor. Bizim anladığımız, hükümetin anladığı, buradan bizim gemiler Gazze'ye gittiği zaman Gazze limanına denizden yanaşmayı içeriyor. Yani Gazze'ye ablukanın kaldırılması İsrail üzerinden Gazze'ye geçmeyi değil, Doğrudan Akdeniz'den Gazze limanına ulaşmayı içeriyordu. Bu olmuyor. Ve Gazze'ye abluka kalkmıyor. Olan bizim yine İsrail limanından İsrail denetiminde Gazze'ye geçecek malların hızlandırılmasından ibarettir. Yani hafifliyor. Dolayısıyla bu konuda bizim Gazze'ye ablukanın kaldırılması konusunda kalktı diye bir kelime kabul etmiyoruz. Zaten Sayın Başbakan da bugün üç şartımız derken Gazze'ye ablukanın kaldırılmasını değil, aynen okuyorum, hafifletilmesiydi dedi. Gazze'ye ablukanın hafifletilmesiydi üçüncü şartımız. E zaten hafifliyor, kalkmıyor. Bizim hükümetin üç şartını konuştuğumuzda İsrail'in İsrail de üç tane şartı vardı. Bu Türk kamuoyuna hiç yansımadı, yansıtılmadı. O üç şartı paylaşmak isteriz. İsrail Hamas'ı terör örgütü olarak görüyor. Hamas'ın İstanbul'daki bir varlığının olduğunu görüyor ve İstanbul'daki Hamas ofislerinin kapatılmasını İsrail'e dönük İstanbul'dan yapılan Hamas'ın yaptığını iddia ettiği faaliyetlere son verilmesini istiyordu. Birincisi Hamas konusuydu. İkincisi tazminat ödemeyi kabul ediyor ama tazminat ödendikten sonra yani bu rakam Türkiye tarafına fon olarak devredildikten sonra ailelerin açmış oldukları davalardan vazgeçilme, vazgeçmesini istiyor ve hukuki olarak bu konunun yasal garantilerle kapatılmasını istiyordu. İkinci konu İsrail'in istediği ikinci konu buydu. Üçüncü konu daha önemliydi. Gazze'ye Abluka'nın kaldırılmasını kabul etmiyordu. Bunun olmayacağını zaten Netanyahu 2011 yılında yapmış olduğu açıklamada söylüyordu. Bunun olmayacağını söylüyordu. Gazze'ye denizden herhangi bir şekilde değil Türkiye herhangi bir ülkenin yanaşmasını, yaklaşmasını, mal taşımasını, indirmesini hiçbir surette kabul etmiyordu. Ve sonuç Bizim üç şartımızın bir kısmı yerine gelmiş oluyor kısmen. İsrail'in de çok önemli öne sürdüğü şartlar yerine getirilmiş oluyor. Bu anlaşma yarın imzalandıktan sonra eğer İsrail'in talep ettiği şekilde kurbanların ailelerinin tazminat konusu yasal bir zemine oturtulup bu meclise getirildiği zaman bunu hakikaten AKP'liler destekleyecek mi? Eğer bu normalleşmeden sonra tekrar Filistin davasıyla İsrail aleyhine olacak bir süreç çerçevesinde bütünleşmek veya tam tersi bir şekilde bir bütünleşmeye gidersek davayla bütünleşmeden bahsediyorum biz tekrar devre dışı oluruz.